Evet, meşhum bir darbe girişimi atlattık. Bunun üzerine hükümetimiz olağanüstü hal ilan etti. İyi. Kanun hükmünde kararnamelerle olağanüstü hal süresince uygulanacak tedbirleri alıyoruz. Bu da iyi. Ama olağanüstü halin sınırlarını zaman ve kapsam açısından aşacak düzenlemeleri de bunların içine sokuyorsunuz. İşte bu kötü. Şimdi biz 20 Temmuz'dan bu yana çıkardığımız kanun hükmünde kararnamelerle 100'den fazla kanunda kalıcı değişiklikler yaptık. Parantez içinde, olağanüstü hal neden ilan edildi? Darbe girişiminden. Kanun hükmünde kararnameler neden çıkartılıyor? Darbe girişiminin bir daha olmaması için. Tamam. Şimdi ben size bu 100'den fazla kanun hükmünde kararnameyle değiştirilen kanunlardan birkaç tanesini okuyacağım. Zabitan ve askeri memurların maaşata hakkında kanun. Bazı askeri hastanelere döner sermaye tahsisine dair kanun. Uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetleri hakkında kanun. Türk Sivil Havacılık Kanunu. Milli Mayın Faaliyet Merkezi kurulmasına ilişkin kanun. Sadece birkaç. Allah aşkına, bunların Fethullah cemaatiyle, darbeyle ne alakası var? Ne alakası var? Kurbağa adamla Fethullah cemaatinin ne alakası var? Şimdi şunu mu düşünüyorsunuz? Yani CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Anayasa Mahkemesi'nin iki üyesini de parantez içinde sosyal çevre bilgisiyle, karar öyle çünkü, ihraç ettik. Anayasa Mahkemesi de kendi tahakkümümüz altına aldık. Nasıl olsa CHP'nin başvurusunu da kabul etmeyecekler. Biz istediğimizi yapalım. Kendin çal, kendin oyna. Arkadaşlar, bu iş böyle olmaz. Bakın, 12 Eylül döneminde de bu tür kanunlar çıkartılıyordu. Bu memleket, o kanunlar bu memleketin senelerce önünü tıkadı. Şimdi sizin çıkardığınız bu kanunlar da tıkayacak. Her işimize geldiğimizde milli irade diyoruz. Biz sizi eleştirdiğimizde çıkıyorsunuz. 2002'den beri milli irade bizi burada tutuyor diyorsunuz. Ama kanun hükmünde kararnameler gelince milli iradenin sizin açınızdan hiçbir hükmü yok. Ya bu yanlış. Gerçekten yanlış. Kanun hükmünde kararnamelerle 20 Temmuz'dan bu yana on binlerce kişi işten atıldı. Tamam, iyi. Bunların içinde mutlaka devletin içine sızmış, sızdırılmış Fethullahçılar da var. Tamam, bu da iyi. Ama arkadaş, şimdi bize gelen şikayetlerde, darbe komisyonumuza gelen şikayetlerde bir şey görüyoruz. Senin kocan Fethullahçı, sen de şu memurluktasın, ondan dolayı senin de ilişkini kestim. Bu nasıl olur? Yani eğer, yani suçların ve cezaların şahsiliği ilkesi var. Yani bir tane adamın bu cemaate hizmet edip aynı zamanda devlet kadrosunda olması, cemaatle ya da Fethullah'la ya da darbeyle alakası olmayan karısının, çocuğunun, yeğeninin işten atılması için geçerli midir arkadaşlar? Eğer öyleyse darbe, bu darbecilerin en başında yöneten bir generalin kardeşinin sizin genel başkan yardımcısı olmaması lazım. Yani bu hukuk kuralları, vicdan kuralları vatandaşa, millete ayrı, size ayrı mı uygulanacak? Yani bunları yapmayın. Ve son olarak şunu söylüyorum. Mesele şu. Bu kadar insan işten atıldı. Haklı ya da haksız tartışmıyorum. Bu adamlar ekmeksiz kaldı. Evlerine ekmek götüremiyorlar. Özel sektörde iş aradıklarında kanun hükmünde kararnameyle Fethullah'tan dolayı işten atıldığı için bunlara kimse iş de vermiyor. En korkulacak adam, kaybedecek bir şey olmayan adamdır arkadaşlar. Bakın, Nazi Almanyası bittikten sonra Alman hükümeti 15-20 sene süren rehabilitasyon süreçleri başlattı. Elebaşlarını cezaevlerine attı, mahvetti ama sempatizanları rehabilite etti, topluma kazandırdı. Bunlarla ilgili de bir şey yapmanız lazım. Çünkü bir insanlar bizimle beraber burada yaşamaya devam edecek. Saygılarımı sunuyorum.